Hepiniz öleceksiniz çocuk. Bu hile mi? Hile bu. Bir şey diyeceğim, bu hile. Hile. Arkadaşlar hile adam. Bak yanına gittiğim zaman sürekli hızı artıyor, görüyor musunuz? Merhaba arkadaşlar, Gamerin Dibi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler sonunda Ali'nin Dead by Daylight hesabına geçebildim. Bu şu demek oluyor. Ali'nin MMR'ı yüksekti eğer düşmediyse. Ki düştüyse bile yavaş yavaş oynuyor toparları, sıkıntı etmeyin. Bu hayvan herifte gördüğünüz gibi bütün killer perkleri açık. Ve Drakula'yı saymazsak oyundaki bütün killer'lar mevcut ve Prestige 3'ler. Yani bu şu anlama geliyor. İstediğim katille istediğim build'i yapabileceğim bundan sonra. Katil videolarını bu hesaptan çekeceğim yani. Böylece hem maçlar daha keyifli geçmiş olacak. Çünkü karşıma zor kurbanlar gelecek. Hem eğlenceli hem de tryhard build'ler yapabileceğim. Yani videolarda sürekli farklı build'ler, farkle perk'ler görebileceğiz. Hep aynı build'le oynamak zorunda kalmayacağım. Daha farklı içerikler çıkarmış olacağız yani. Şimdi gelelim bugünkü olayımıza. Gördüğünüz gibi şu şekil bir site var. Bu siteden killer rulete'i yapacağız arkadaşlar. Killer ruleti ne demek? Bana bir tane rastgele killer veriyor. O rastgele killer'ın yanına 4 tane rastgele perk veriyor. Ve o killer'a 2 tane rastgele eklenti veriyor. Yani her şeyimiz rastgele olacak o maçta. Her maçtan önce sıfırdan yapacağım bunu. Ve her maç farklı katil, farklı build'de oynayacağım. Yeni serimizde bu olacak yani. OBS'te mi problem var bilmiyorum. Ekran yakalama açtığım zaman biraz donuyor. Şimdi killer rulete'e bastığım zaman muhtemelen donarak göreceksiniz. O kısmı bir sonraki videoya çözmeye çalışacağım gençler. Evet, ilk maç için killer rulete'imize basalım. Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane rastgele perk veriyor. Biraz donduğunu söylemiştim. Evet, neler verdi? Şöyle 4 perk verdi. Chucky'yi verdi killer olarak. Tamam, şöyle net bir şekilde perkleri, katil ve eklentileri görün gençler. Ben şimdi bu build'i oyuna uyarlayayım. Ardından tüm perklerin ne işe yaradığını da hemen anlatacağım size. Ya Allah'ım dur bir lan, bu build'i anlatacağım, güldürme arkada ya, tipe bak. Ali'nin hesapta bu arada bütün skinler de açık olduğu için arkadaşlar, katillerde falan. Yani Ali bizim ekipte olmasa hesabına hile falan derdim, öyle bir hesap. Ya her şeyime açık olur oğlum bir insanın ya. Şimdi arkadaşlar Chucky'nin ikinci pembe eklentisini çıkaramadım. O yüzden bari hani rengi aynı olsun diye diğer pembe eklentisini taktım. Bu build'in her şeyi aynı, sadece bir tane eklentiyi değiştirmek zorunda kaldım, haberiniz olsun. İlk perk'ümüz güç patlaması. Bir jeneratöre tekme attığım zaman o jeneratörün gerileme hızı 30 saniye boyunca %85'ten %130'a çıkıyor ve o jeneratöre gelip bir kurban tekrar oturduğunda çok küçük bir skill check soruyor o kurbana. Eğer o skill check'i tutturamazsa jeneratör patlıyor ve ekstradan %4 geriliyor. İkinci perk'ümüz zalim kucaklama. Herhangi bir kurbanı ilk kancaya asışımda kancadan 16 metre uzaklaştığım zaman tüm jeneratörler 10 saniyeliğine kapanıyor. Tüm kurbanları birer kez kancaya astığımda da kancadan 16 metre uzaklaştığım zaman 40 saniye boyunca bütün jeneratörler kapanıyor. Aynı zamanda saplantı olan kurbanın haresini 6 saniye boyunca görebiliyorum. Üçüncü perk'üm mikroplu dokunuş. Bir kurban bizim kalp atış menzilimizdeyken iyileştirme eylemi gerçekleştiği zaman o kurban körlük ve bitkin durum etkisine giriyor. Körlük durum efektinde bir kurbanı kancaya astığım zaman yerini falan göremiyor yani. Aura gösteren bütün efektler devre dışı kalmış oluyor. Bitkin durum efektinde de Dead Art, Sprint Burst, Kıvrak gibi yorgunluk perklerini kullanamıyor. Ve son perkümüzde küt. Bu perk bir kurbanın kancaya astıktan sonra etkinleşiyor. Kırdığımız ilk yıkılabilir duvar veya palet 32 metre yakındaki kurbanlara çığlık attırıyor ve 4 saniye boyunca o kurbanların yerini gösteriyor. Gelelim eklentilerimize. İlk eklentimiz fare zehri. Kespiç kullanırken 12 metre yakınımızdaki kurbanların harelerini 5 saniye boyunca görebiliyoruz. İkinci eklentimiz de bu. Hay 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 modunun süresini %50 arttırıyor bu eklenti. Fakat hay 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 modundayken normal bir saldırı yaparsam hay 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 modunu sona erdiriyor. Şimdi gençler şu an hesabın MMR'ı ne durumda bilmiyorum ama bu hesaptaki maçlar tryhard geçecek, ona eminim. Yani bundan sonraki killer videolarında daha böyle nasıl desem gergin anlar, daha tryhard maçlar görebiliriz. Ki bence hani karşıma basit kurbanlar gelip çok kolay bir şekilde 4'te 4 yapmamdan daha keyifli. Maç çekişmeli geçsin, gerekirse hiç kill alamayayım, anladın mı yani? Ben son zamanlarda o tarz oyundan daha fazla keyif alıyorum yani. Bu arada şöyle hay 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 moduna bir geçelim. Bak önce Karpatiz sesimi duydu. Sonradan sesim kesildi ya. Nereden gittiğimi anlamadı büyük ihtimal. Ah lan enti. Enti purpo. Hemen kır paleti, hemen kır. Paleti de yapan birisi var anlaşılan. Paleti mi? Ya benim aklım karışıyor bu oyunda artık. Jeneratörü demek istemiştim arkadaşlar. Ah lan lan, burada palet olduğunu niye biliyorsun oğlum? Ben bilmiyordum mesela. Aslında iyi yaralayarak başladık da. Şöyle şu moda tekrar bir geçelim. Belki şu jene devam ediyor olabilirler. Evet, güç patlamasını bir vuralım şu jene. Çok güzel, hay 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 modu sayesinde yerini gördük. Aslında oraya gitmesi benim için hoş değil ya. Güçlü bir yer çünkü. Oo, bunu da yükseltmişler. Şurada bir yerde saklanıyor olabilir derken aynen de öyle. Oha! Entiye, entiye. Hepiniz öleceksiniz çocuk. Bu hile mi? Hile bu. Bir şey diyeceğim, bu hile. Hile. Arkadaşlar hile adam. Bak yanına gittiğim zaman sürekli hızı artıyor, görüyor musunuz? Oğlum sen köpeksin ya. Sen var ya, sen insanlık dışı ezik bir insansın ya. Harbi diyorum, insanlık dışı ezik bir insansın ya. Ezik herif ya. Lan diyorum ben de buna, yakınına yaklaştıkça adamın nos mu basıyor, nitro mu basıyor anasını satayım. Bir şey diyeceğim. Bak ben bunu sırtıma aldığımdan sıçtım ki. Bak flash falan yiyeceğim. Yemedim lan, hayret. Aşağılık herif ya. Şimdi kancadan 16 metre bir uzaklaşalım. Jeneratörler kapansın. Nice try. Çok iyi lan. Çok iyi hit. Çok iyi hit. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Bu mu? Adam bu mu? Ne oluyor arkadaşlar? Ali ne salak salak şeyler açık oğlum hesabında ya. Diğer adam attempt denedi. Büyük ihtimal onun hile olduğunu anladı. Şerefli kardeşim benim, salıyor maça. Helal lan sana. Aldılar onu kancadan. Şu an var ya, jenler bir anda bitebilir. Reis gel. Salsana lan. Kral hileyi kapattık mı? Ne oldu? Seni de düşüreyim. Seni ben hatta moriliyim. Tamam mı? Seni oyundan çıkaralım. Oğlum mori yaparken beni alıp götürmesin ya. Küçücük bir şeyim zaten. Hileyi açacak, beni alacak götürecek şimdi şuradan ya. Gülerim ama öyle bir şey olursa. Hilesi de fakir hilesi herhalde. Sadece ara sıra boostlanıyor mu? Ne oluyor? Lan o kim? Adam dibimdeymiş. En azından aradaki farkı kapattık. Şu yer gösterme fena değilmiş bu arada. Güzel bir eklenti çıkartmışız. Buradaki paleti almıştık. Çok iyi hit lan. Oy. Güzel. Canleri yine kapattık. Zınk. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu eklenti fena değilmiş. Güzel, akıllı place. Ben orada ışık oyunlarıyla uğraşırken adam direkt kaçmayı tercih etmiş. Tamam, yine şöyle bir yerini görelim. Enti. Bir dodge falan dener diye düşündüm de. Oğlum çok kötü oynadım burayı ya. Çok kötü oynadım. Adam da güzel oynadı. Sakin oynadı. Okey. Toparladık. Toparladık. Sıkıntı yok arkadaşlar. Rebecca utandı mı? Ne oldu? Niye kapattı o hileyi? Build'im de iyi geldi yalnız, bir şey değil mi? Elimle ayarlasam anca böyle getirirdim galiba. Aa bir şey diyeceğim. Dur ben şeyi niye yapmadım? Gerçi yapamam ki. Bir kurbanı düşürdükten sonra palet kırınca falan yer gösterme olayı vardı ya. Bir kurbanı kanca astıktan sonra. Ama şu an kırabileceğim bir palet ya da ne bileyim herhangi bir kırılabilir duvar olmadığı için o perk biraz devre dışı gibi. Niye kapattın lan hileyi? İt, he? Hile değil miydi acaba diyeceğim de çok net değil miydi arkadaşlar hile oldu? Yani sürekli adam sprint burst atıyor gibiydi. Yine kökledi galiba. Şu dönüşleri yapamıyorum ya, biraz zor. Şerefsiz. Haresini görüyordum ya, prefalle halleder miyim dedim de. Güzel double back attırdık. Güzel mind game purpo. Bak hızlanıyor sürekli bak. Bak adamla aramdaki fark ayrılmıyor. Bak görüyor musunuz? Azalmıyor. Net hilesin ya. Bak yine buslanacak. Buslan. Çaktırmadan yapmaya çalışıyor bir de ama yemezler kardeşim. Yemezler. Karşında hile gurmesi var. Bunda attempt atma falan da vardır ya. İyi Allah'tan jeneratörleri falan şey yapmıyor yani, hani hileyle mileyle bitirmiyor. Hileyi tanımlasam bana sinirlenir mi acaba? Çok iyi hit lan. Tamam, killer check tarafına kaçmadı. Paletin devrik olduğunu biliyor galiba. Burada bir palet var. Akıllı place. Of, son anda refleks, son anda refleks. Sen de Morini'ye bakalım. Okey. Hileli maçta win mi geliyor yoksa? Bak arkamda biri var. Arkamda birisini gördüm. Gördüm onu. Mori animasyonunda olduğum için görmediğimi sanıyor. Heh, vur tekmeyi vur. Öbürüne var ya, öbürünün suratına sıçacağım. O hile olan var ya, onu mor dersem eğer suratına sıçacağım onun. Buraya bir yere geldin ya. Nerede bu? Heh, killer check'e gelmiş. Bir oyuncaktan kaçamazsınız arkadaşlar, bu zor bir şey. Ya bu ne oğlum, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığımız oyunlar var ya, mobil oyun, böyle köprü oluyor bir tane ağaçtan. Onun gibi. Kardeşim beni niye bu kadar tenha yerlere getirdin ya? Ya boş yapma, ne yapıyorsun amın? Ya kurtardın mı cidden onu? Çağırarsın diye düşünmüştüm. Şunu alayım da arkadaşlar, Ali'nin görevi vardır. O kadar hesabı verdi, Ali'ye de yardımcı olmuş olalım. Ali'nin hesabı çalıp satsam ya. Var mı arkadaşlar ciddi alıcı? Bütün killer'lar açık, bütün perk'ler açık, bütün kurbanlar açık. Hepsi Prestige 3. Yani perk'lerin hepsi son seviye. Elinizdeki silahtan tutun, götünüzdeki dona kadar skin almış Ali. Ciddi alıcılar varsa CH3 depocu arkası gelirse çok sevinirim. Nerede bunlar? Şöyle bir hay falan kullanayım bari. Bir yerlerdelerse yerlerini falan göreyim diyeceğim de. Ya oğlum zaten hilesin. Allah aşkına gel maçı bitir, tamam sen kazan ya. Gördük nerede olduğunu. Enti'ye. Şu dönüşleri bir yapabilsem var ya. Professional Chucky player olacağım da. Hop. Yapamadık arkadaşlar mind game'i. Çakala bak, çakala bak. Az önce önümü görmüyordum ama şimdi loop biliyorum diyorsun. Okey, biz de mind game biliyoruz kardeşim. Nereye gitti lan bu, üste mi çıktı? Hileyi bir ziyaret edelim, hocan yapıyor gibi arkada. Yine heal'landılar da tamam, o palet kırma olayı sayesinde sanırım yerini gördük. Sonunda kırabildik bir tane palet. Bu da bir değişik, bir iyi oynuyor gibi, bir önünü görmüyor gibi, anlamadım yani. Son mu oldu bunun da? Yeter, diğer Allah'ın belası gidiyorsa gitsin ya. Baydım ya maçtan. Joe Biden. Allah Allah yine. Heh. Aferin sana oğlum. Oğlum mu? Pardon kızım. Hatch'imi spamlettin orada hileyle anasını satayım. O ne? Neyin patlamasıydı o? Ya ben bu adama güvenmem ki yani. Hatch'i kendi bile spamletmiş olabilir. Ez. İdiot hacker. Allah'ın belası. Hileyle bile o kadar rezil oynuyordun ki yani hani. Bana şu hileyi vereceksin tamam mı? Killer yanına yaklaştı, kaçıyor. Hasar almam lan. Bu salak 2 kere mi ne asıldı anasını satayım. Şunu raporlayalım da arkadaşlar. Tamam. İstismar. Speed hack dersek herhalde anlarlar. Ya adam Steam profili bile oluşturmamış. Yani neye sinirlendiyse bir önceki oyununda yeni Steam açıp full hileyle oynuyor şu an. Herkesi rezil ediyor yani. Arkadaşlar karşınıza bu nickli bir adam gelirse ve kendini savcı diye tanıtırsa sakın inan. Raporlayın geçin. Evet gençler, geldik 2. maç ruletimize. Bakalım bu maç hangi perklerle ve hangi katille oynayacağız. Hemen bastım killer rulete. Okey, perklerimizi veriyor yine kasar bir şekilde. Bakalım killer kim? Onryo, okey. Oğlum bu nasıl Onryo? Dehşet gecesindeki zombiler gibi bir deri bir kemik kalmış. Evet arkadaşlar, şimdiki build'imi anlatayım. İlk perkümüz kibir. Bir kurban tarafından sersemletildiğimiz zaman o kurban 20 saniyeliğine zayıf durum etkisi altına giriyor. Yani tek yiyor. Her 20 saniyede bir kullanabiliyoruz bu perkü. İkinci perkümüz ceza kancası korkunç mabet. Oyunun en basit perklerinden birisi. Ali'de niye sarı bilmiyorum. 4 tane rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Beyaz hareyle görebiliyoruz bu kancaları. Ceza kancası astığımız bir kurbanın 24 metre uzağındaysak kurbanın ölüm barı %10 daha hızlı ilerliyor. 3. perkümüz azabın izleri. Bir jeneratöre tekme attıktan sonra kurbanlar gelip o jeneratörün gerilemesini durdurana kadar tespit edilemez durum efektinde oluyoruz. Kurbanlar bu tekme attığımız jeneratörü sarı bir şekilde görebiliyorlar. Her 30 saniyede bir kullanabiliyoruz bu perkü. Ve son perkümüz de ayakta oyna. Saplantı olan kurbanı kovalarken bu avantaj etkinleşiyor. Jeneratörlere hasar vermek ve duvarları ya da paletleri kırmak bize 10 saniye boyunca %5 sürat durum etkisi veriyor. Aynı zamanda kovalamacada en uzun süreyi geçirdiğimiz kurbanı normal saldırımızla vurduğumuz zaman o kurban saplantı haline geliyor. Gelelim eklentilerimize. İlk eklentimiz saç topağı. Kaybolma halindeyken Onryo'nun görünebildiği menzili 6 metre azaltıyor. Yani görünmez moddayken daha yakınlarına girdiğim zaman görebiliyorlar beni. İkinci eklentimiz de kuyu taşı. Bir kurban benim televizyonumu kapattığı zaman o televizyon 7 saniye daha erken açılıyor normale göre. Öyle itibara attı kurbanlar. Canrush bekliyor sanırım bizi arkadaşlar. Merhaba hocam. Sprintiniz var galiba. Şöyle hemen belirelim. Sprintinizin hızı durursa inşallah. Sizi almayı planlıyoruz. Ailecek sizi istemeye geleceğiz. Sprintiniz bittiği zaman. Çok iyi. Onryo farkı. Onryo farkı. Claudette'dan disconnect geldi arkadaşlar. Chase'i seninle bile atmadım ama Claudette'cığım. Onryo'yu duyunca mı oldu acaba? Ne oldu? Şuradan bir çıkalım. Ojen'i yapan varsa hemen bir kaseti yükleyelim ona. Ki var galiba. Aynen. Bir dakika. Jhin'i bozayım. Zaten görünmez killerim ama yine de tespit edilemez modda takılalım. Şuraya da bir gidelim. Merhabalar botcum. Botun IQ... Evet, sizler ömür arkadaşlar. Sağ olsun bana jenleri kapatma fırsatı veriyor. Bu arada beyaz kancayı asalım. Barı da %10 daha hızlı gitsin botun. Şöyle tekrar ver kaseti, ver kaseti, ver kaseti hocam. Devireceğim mi? At bakayım bana. Tamam, tek yiyor şu an. Ah lan, tek yeme süresi bitti. Neyse, güzel. Şöyle glitchlendiğimiz için bundan faydalanalım arkadaşlar. Aynen öyle. Var ya, Sadako'ya karşı bu spotlarda mind game tutturmanız çok zor. İnanılmaz zor. Glitchleniyor ya sürekli. Şöyle bir alttakine gidelim. Çok güzel mind game. Çok güzel mind game. Ali'nin hesap MMR'ı şu an beklediğim gibi değil bu arada. Yani ama o da uzun süredir killer oynamadığı için aslında MMR'ı düşmüş olabilir sürekli sıfırlandığı için. Şu avantajımız var dediğim gibi arkadaşlar. Bütün katiller açık, bütün perkler açık. Bu arada bu da bota geçti. Sürekli istediğimiz build'leri yapa yapa biraz oynaya bu hesaptan. Main hesabım bu olacak yani killer'da. Şey olacak sürekli, haberiniz olsun. Ya senin ben. Yani bu hesabın MMR'ı da artacak. Onu da söyleyeyim. Ki bu gelen kurbanların saatine bakıyorum. Bu arada saatleri düşük değil. Buna kaset vereceğim. O yüzden buradan çıktım. Yani 2000 saatli olan var. 3000 saatli olan var. Ama bir şekilde kötü oynuyorlar şu an. Yine kaset vermiş olur muyuz şöyle yaparsak? Olabildiğince kaset vermeye çalışıyorum da belki birisine oraya atarım diye. Akıllı plays, akıllı plays. Her şeyi deviriyor. Niye uğraşsın ki adam? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Seni de şöyle beyaz asalım. Arın hızlı gitsin. Şöyle şu Jhin'i tekmeleyelim. Tespit edilemez. Kazanalım. Botlar fena can yapıyor ya. Şu an botlar var ya. Ya Claudette. Vallahi suratına işeyeceğim şimdi ya. Bazen botlar hiç mind yemiyor, bazen de hiç mind yemiyor, bazen de böyle aptallaşıyorlar. Niye böyle oluyor? Şu Jhin'e de tepimizi vuralım. Sonra şuradan çıkalım. İki Jhin'in ortasında birileri varsa onlara kaset yüklemiş oluruz. Şuradan çıkalım o zaman. Şu an tespit edilemez durum efektindeyiz bu arada can tekmelediğim için. Geldiğimi anlamıyorlar gördüğünüz gibi. Merhabalar hocam, kolay gelsin. Bir tık içe doğru kaçırma durumu olmuş olabilir. Siz de haklısınız. Şuna vur tekrar. Aa, televizyonumu kapattı. Tamam, nerede olduğunu görmüş oldum. Anlamış oldum daha doğrusu. Aynen bot, aynen aynen. Oğlum niye bota düşüyorsunuz ki? Hani belki adam akıllı sağlam bir maç oynayalım diyoruz. Ya bot var, bot var işte arkadaşlar. Bot var, bot var, anladın mı? Yer misin la bir mind game? Salak. Sonda yaptığı harekette gönlümü fethetti botcum. İki bot bir araya gelmemeliydik. Botu mu koruyacağım? Yani botu korumak için öleceksin öyle mi? Güzel. Önüne çıktık. Mor yiyor mu bu? Okey. Sana da bir mor imza atalım. Bu nasıl bir Sadako kostümü ya? Çok değişik. Suratı daha korkunç bu arada bu kostümde. Tekrar tespit edilemeze geçelim. Şu Jhin'in oraya gidelim. Çok güzel perk çıkmış bu arada Sadako'ya. Yani zaten şey killer'ız bu arada. Tespit edilemez bir killer'ız özelliğimiz gereği. Ama televizyondan çıktıktan sonra falan hani o öbür perk'le birlikte müthiş kombin oluyor ya. Burayı da alalım. Yani bota düştükleri için biraz seyir zevki kaçtı maçın tabi. Niye hemen böyle DC atıyorlar bilmiyorum. Belki kötü bir killer oyuncusuyum yani. Hemen niye DC atıyorlar bilmiyorum gerçekten. Merhabalar. Tam diyecektim ki bir tane bot bir tane normal adam kaldı. Çok iyi hit, çok iyi hit. Hiçbir yere kaçamaz. Yanlış taraftan dolandığım için o paleti tekrar kullanma hakkına sahip ama... Çok iyi fake, çok iyi fake. Pijamalı bir adamdan fake giyeceğimi hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Saat 11.30 sularında pijamalı birisi bana fake atar diye hiç düşünmedim yani. Bot anasını satayım yani, ne yapabilirim ki? Yani iki kişi maçın başında bota düşünce tabii söylediğim gibi arkadaşlar maçın seyir zevki biraz düştü. Yoksa MMR'ların ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten maça girmeden saatlerine bakıyorum. 1500 ile 3000 saat aralığı çoğu. Arada böyle çok nadir 900 saat falan gördüm. Ama artacak. Sürekli bu hesapta oynayacağım için killer'ı bunun MMR'ı da artacak. Çok sağlam efsane maçlar oynayacağız yani. İleriki build'lerde, ileriki videolarda hissediyorum. Evet gençler, şimdi 3. maçımız için killer ruletine bastım. Bakalım hangi katil gelecek ve hangi build'le oynayacağız. Yine dona dona perklerimiz geliyor. Oğlum o perk'ün ratingi 1.7 ne lan? İğrenç bir build çıktı, bir şey değil mi? Killer kim? Aha, kafatası taciri. Çok uzun süredir oynamadım, hatta hiç oynamadığım bir katil galiba. Yalnız build var ya, leş geldi yani ratinglerinden anladığım üzere. İlk perk'ümüz beklenmedik. Bir jeneratöre tekme attığımız zaman dehşet alanımız 30 saniyeliğine o jeneratöre aktarılıyor. Ve o jeneratörün 32 metre yakınına kadar duyuluyor. Bu 30 saniyelik süre boyunca tespit edilemez durum efekti kazanıyoruz. Yani bir nevi kendimizi tespit edilemez durum efektine sokup istediğimiz bir jeneratöre de dehşet alanımızı vermiş oluyoruz. Kurbanları yanıltıyoruz. Yani. İkinci perk'ümüz boşa çıkmış umut. Bir lütuf totemini söndürdüğümüz zaman yok oluyor ve bu şekilde bir lütuf totemini yok ettiğimiz zaman lütuf toteminin menzili içindeki bütün kurbanların haresini 8 saniye boyunca görüyoruz. Hayatımda gördüğüm en kötü perk olabilir. Üçüncü perk'ümüz serbest. Bir kurbanı herhangi bir şekilde yaraladıktan sonra 30 saniyeliğine aktif hale geliyor bu perk ve şu işe yarıyor. Bir pencereden atladıktan sonra 10 saniyeliğine %5 sürat durum efekti kazanıyoruz. Son perk'ümde ayakta oyna. Diğer maçlarda oynamıştım zaten. Saplantımızı kovalar bu avantaj etkinleşiyor. Jeneratörlere hasar vermek ve duvarları ya da paletleri kırmak 10 saniye boyunca %5 sürat durum efekti veriyor bana. İlk eklentimiz zayıflık hedefli işlemci. Bir drone tarafından tespit edilen pençe tuzağına kapılmış kurbanların topal durum etkisini %3 arttırıyor. Yani hızları daha çok yavaşlıyor. İkinci eklentimiz de kahverengi gürültü yayıcı. Üzerinde pençe tuzağı olan kurbanlar bir haber durum etkisi altına giriyor. Bu etki pençe tuzağı kaldırılana kadar devam ediyor. Pençe tuzağın dediği şey sanırım şeydi yanlış bilmiyorsam. Bir kurban drone'u hacklediği zaman, devre dışı bıraktığı zaman bu pençe tuzağa gelmiş oluyor o kurbana. Bu build'imiz bir tık avvel build'i geldi ve kargo yuvası map'i, bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi jeneratörlere şöyle drone'larımızı koymaya başlayalım. Şöyle şu jeneratöre de bırakalım derken ne oldu, birini yakaladık. Şuraya da bırak. Hocam devam etmiyoruzdur umarım jeneratöre derken o sprintine sıçayım senin. Şuna bir hasar vereyim tamam mı? Çok güzel. Bu jeneratörü de ilerletiyorlar. Şu Jhin'i şimdi bir vuralım. Dehşet alanımızı buraya verelim. Artı drone'u da bir atayım. Tamam. 2 drone'umuz kaldı. Şu 3 Jhin'i tutmaya çalışacağım. Şu an tespit edilemez durum efektindeyiz bu arada. Evet, geldiğimi anlamıyorlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Adam diyor ki lan nolü. Tamam, devir paleti. Devirmedin. Peki. Hasar aldın o zaman. Çok güzel. Diğer kurbanlarda pençe tuzağı var şu an. Yanlarında sarı sarı görüyorsunuz. O pençe tuzağı olanlar test edilemez durum efektinde sanırım şu an. Eklentimi yanlış anlamadıysam eğer. Buraya da bir tane drone bırakalım. Tamam. Şimdi ben CTRL'ye basıp bu pençe tuzaktakilerini görebiliyor muydum belli bir menziline girdiklerim zaman falan? Nasıl oluyordu? Şu an tespit edilemezdeyim. Ne olacakmış? Çok iyi bu arada var ya. Sürekli tespit edilemezdeyim oğlum ben. Ya nasıl yedim bu triyi? Nasıl yedim bu triyi? Sen lanet bir insansın. Amcana dönüyoruz arkadaşlar. Merhaba. Sprintim var. Gevşek gevşek hareketler yapma bana. Okey. Çok güzel. Bunu da taradık bir kere. Çık bakalım yukarı. Yukarıdaki paleti alırsak güzel olur aslında. Devir onu. Aa burada... Aa palet diğer taraftaymış. Daha da güzel oldu. Tamam okey. Aldık bu paleti. Şu an drone'ları konuşlandırdıktan sonra... Lan konuşamadım. Yanlış bir şey yapıyor muyum acaba? Okey değil mi? Bu saatten sonra böyle oynamam lazım yani normal. Kalp atış menzilimi şuraya bir vereyim. Tamam mı arkadaşlar? Yine tespit edilemeze geçelim. Sarı drone'lar... beyaz drone'lar mı bozulanlar oluyor? Bunları tekrar gidip bu şekilde açıyor muyduk? Nasıldı ya olayı? Herhalde bu bozulanlar kendi kendine mi geliyordu? Ne oluyordu? Dur orayı birazdan çözeriz. Aha çok güzel. Birisi drone'a tarandı, yeri göründü. Yaralandı pardon. Tamam şuraya bir tekrar kalp atış menzilimizi verelim. Şuradan önüne çıkmaya çalışacağım derken çıktık. Süper oldu. Bu ne yapıyor anasını satayım? Çık la. Ya reis. Sen oraya gidiyorsun da orada palet kalmadı haberin olsun. Var mı lan? Ha yok. Tam buraya zaten girmişti bir kere daha. Tam diyordum ki yaralı sesi duydum, acaba nerede? Öyle fake'i yersin ağzına. Öyle fake'i yersin ağzına. Gel bakalım, uğraştırma beni şöyle. Vurmakla uğraşamam arkadaşlar. Direkt sırtıma alayım, anladın mı? Seni de şöyle killer şeke atalım. Şunu geri çağır. O bir tanjende olduğu için çok bir işlevi olmayacak o jeneratörün. Şuradakini yanlış çağırdım bu arada. Bunu çağırmamam lazımdı. Tamam. Kral bana bakacağım diye biraz da arkana baksan keşke. Dehşet alanımı şuraya versem. Şu 3 jeni kemplemeye çalışacağım arkadaşlar. Diğer jenler biterse aşırı önemli değil. Bu katilde 3 jene düşürürseniz bir şekilde. Şu an tespit edilemeyiz. Geldiğimi anlamıyorlar. Gördüğünüz gibi. Dehşet alanımızı buraya verelim. Biliyordum böyle bir şey yapacağını da. Tamam, hızı yavaşlayacak. Drone etkisinde olduğu için. Akıllı oynuyor, akıllı oynuyor. Çok güzel. Drone'u çok iyi yavaşlattı. Biraz tutabilmem lazım maçı. Biraz tutabilmem lazım. Şu drone'u geri çağıralım. Onu chase için kullanmıştık. Benim için önemli olan birbirine en yakın olan 3 jeneratörü tekrar hemen devreye atıyorum. Tamam. 3'ü de 0. Çok güzel. Şahane şu an. Uçtakine gidelim o zaman. Bu ilerlemiş. Hala yapmaya devam ediyor muyuz peki? Drone'umuzu atalım. Merhabalar. Sprint diyorsun. Hop. Biraz çakalsınız ama mind game yediniz. Yani 8 metre boyum var, mind game yedin ya. Claudette ne sıçtın be? Yemin ediyorum 5 kilo bıraktı var ya Claudette. Sarı beyaz drone olayını anlamadım arkadaşlar ya. Şu drone'u geri çağıralım, artık orayla işi yok. Şu beyazlar hani henüz tarama yapmayanlar anlamına geliyor da. Birisi girdiği zaman mı tarama yapmaya başlıyordu? Nerede tespit edildi lan? O iki kişi. Ha, eyvallah CTRL'cim. Kalp atış menzilimizi oraya verdik, tespit edilemeziz şu an. Claudette merhaba. He, drone mu bozacağım? Tespit edilemez değil mi ya? Bir şey diyeceğim, çok güçlü. Çok güçlü. Yani o jenlere tekme attığımız zaman şey yapan. Çok güçlü. Tamam, senin ana binaya kaçman şahane oldu. Şahane oldu. Aynen öyle. Çünkü bu jene geri dönebilirim. Merhaba. Tespit edilemez olduğundan dolayı anlamıyorsun. Sana ibret alem olsun diye şu ortada atacağım moruyu. Evet arkadaşlar. Jeneratör yapmaya devam ederseniz sonunuz böyle olur. Merhaba arkadaşlar. Vloguma hoş geldiniz. Bugün kurban avlıyoruz. Drone'u iyi çekiyorsun değil mi? Tamam. Full HD arkadaşlar, çektirdim. Yine tespit edildi kurban burada. Tamam, nereye gittiğini hem buradan hem izlerden zaten görmüş olduk. Nerede lan? Kimle kovalamaca girdim? Selam. Drone attığım zaman belli bir süreliğine tespit edilemez oluyorum ya. Yine anlamadı. Oğlum bu katil neymiş lan böyle? Bir de var ya, çok güzel bir perk denk geldi. Aha, yaralandı Claudette. Süper keyif aldım. Ben kafatası tacirden bu kadar keyif alacağımı beklemiyordum. Sıkılırım diye düşünüyordum. Tamam, bu adamı burada astığımız için bu drone burada durmaya devam etsin. Pençe tuzağı olan kurbanı görüyoruz şurada. Ama bir şey diyeceğim, bu Jhin ilerlemiş. Şu Jhin'i vurup tespit edilemezliğimi kazanayım ben. Tamam mı? Sonra şu pençe tuzağı olan kurbana gidelim. Şuradaki jeneratörü yapıyor. Arkamda da biri yakalandı. O killer şeke gidiyor büyük ihtimal. Evet, infomuzu aldık. Şahane. Şahane. Çözüyoruz killer'ı yavaş yavaş. Avel Claudette. Lan geçemedim. Tamam, Claudette'ın hızını yavaşlattık. Peki Claudette nereye gitti? Ya bir şey diyeceğim. Ciddi misin sen ya? Ne ara gittin oğlum oraya? Yuh. Felix'cim. Güzel. Bir kere tarandı. Tamam. Felix'i de saldım. Jhin devriyesine devam. Aynen. Doğru info. Felix'i bulduk. Felix biraz çakal gibi de. Jeneratöre geri dönüyoruz. Oo, bu Jhin'i de çok yükseltmişler. Okey. Allah Allah. Merhabalar. Tamam, güzel killer check'i alalım. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Felix o Jhin'i bitirecek her türlü. Bu çakal da bu Jhin'e dönmeye çalışacak. Buna da mora atabiliyorum ama şu an animasyonuyla uğraşmak istemiyorum. Direkt kancaya asıp Jhin'e gideceğim. Şöyle hemen asalım. Şuradaki drone'u geri çağıralım. Bir tane şuraya atalım. Bir tane de şuraya atalım. Dedektif Tep öldükten sonra bota düştü bu arada. O zaman şöyle bir test edilememizi şunu da geri çağır. Onu da sadece loop için atmıştık. Uyku moduna mı geçtik kankiler? Merhaba. Aslında bu bir kere tarandı. Biraz daha taratarak buna iyi şeyler yaptırabilirim. O paleti yemiş miydik? Yememiştik. Tamam. Çok güzel bak, sürekli tarıyoruz. Yaralandı gördüğünüz gibi. Evet, tam olarak bunu amaçlamıştım. Sürekli chase'lerinde drone atarak. Yani palet bile kırmadan Claude'u yaralamış oldum. Oho! Felix'cim, korumaya mı geldik? Severim, korumacı takım arkadaşlarımı severim. Güzel. Cici. Gel bakalım şöyle açığa. Senin de morini hazırlayalım. Güzel, sağlam maç. Sağlam maç. Vız vız vız. Drone uç bakalım. Düşman göründü. Uç bakalım. Bura nerede? Keçi de buldu. Topla hepsini, topla. Nö. Gel. Tamam, gel aç. Git aç hadi. İzin veriyorum sana. Yok ya. Çok zekisin. Bir de seni kovalamakla mı uğraşacağım lan it herif. Acıma yetime döner koyar götün arkadaşlar. Bu sözü daha önce hiç duymamışsınızdır büyük ihtimal. İlk defa benden duymuşsunuzdur. Birisine acırsan acınacak hale düşersin. Acımayacaksın kardeşim. Buna karşı oynaması inanılmaz sıkıcı olduğu için ben bunu oynaması da sıkıcıdır diye düşünüyordum. Çok keyifli lan. Acayip darlıyor kurbanlara, bir şey değil mi? Harbi diyorum, inanılmaz keyifliydi. GG. Evet gençler, bu videoluk 3 maç yeterli bence. En azından hani yeni konseptimizi tanıtmış oldum. Kurbanlar bu videoluk ortalamaydı. En azından hani diğer hesaptan daha iyiydi. Ama ileriki videolar da dediğim gibi çok artacağını düşünüyorum MMR'ın. Çünkü bütün killer videolarını bu hesaptan çekeceğim. Sürekli farklı build yapacağız. Farklı killer'lar oynamış olacağım. Hem eğlenceli hem tryhard build'lar yapacağız. Maçlarda tabii ki amacım kazanmak olacak. Ama asıl amacım çekişmeli maçlar geçirmek. Eğlenceli, tryhard, gerekli yerde gergin maçlar geçirmek. Gerginlikten kastım hani böyle sinirlenmek değil de hani böyle stresli, heyecanlı maçlar olur ya. Bir futbol maçının derbisi gibi düşünün. Amacım öyle maçlar geçirmek. Çünkü güçsüz kurbanlara karşı oynadığım zaman gerçekten keyif vermiyor. Hani o 4 kill bile hoş olmuyor. Bu hesaba geçiş yaptım. O yüzden eminim ki siz de daha fazla keyif alacaksınız artık killer videolarından. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.